Genel boyutu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen bir girelim sohbetimize. Şimdi hani 100 yılda bir olur derler ya, şu an siyaset belki de 100 yılda bir olacak bir krizle karşı karşıya. Yaşananlar inanılır gibi değil. Bir etik ve ahlak krizi var her şeyden önce. Hükümetin 4 bakanının doğrudan, başbakanın henüz çıkmadı ama göstergelerden anladığımız şudur ki başbakan ve oğlunun da bu işler içerisinde olacağı yakın zamanda ortaya çıkacak. Şu anda bir vakıf girmiş durumda listeye. O söze edilen paralardan aktığı iddia edilen bu iddialarla ilgili resimlerde paylaşılıyor, fotoğraflarda paylaşılıyor. Yani bir şekilde başka haberler de var, iddialar da var ama bir şekilde de Başbakan'ın adı örneğin Yurt Gazetesi'nde bugün tam sayfa hedef gösterilmişti, ortaya girmeye başladı, potaya girmeye başladı. Yani boyutu diyorsunuz ki Cumhuriyet tarihinin herkese katılıyorsunuz bu anlamda bunu dile getirenlere en büyük yolsuzluk haberi bu. Tabii benim onlardan şöyle bir farklı operasyonu kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu diyorlar. Biz ise her zaman söylediğimiz gibi şu yapılan operasyon, şu yapılan yolsuzluk soruşturması buzdağının görünen yüzüdür. Bu Daha sadece çok küçük bir gelecek kısmı. gerisi Tabii ki diyorsunuz. toplu konut idaresiyle alakalı soruşturmaya başlarsalar oradaki ihalelerin doğrudan içinde oldukları ortaya çıkacak. Daha kimse enerji işini konuşmuyor. Yani eğer Siz tabii başbakanın Sayıştay raporları gelmese de son derece didikliyorsunuz o gelmeyen boyutlarıyla da olsa Sayıştay'ın Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na gönderdiği kısmıyla da olsa bir takım belgelere, bilgilere ulaşmaya çalışıyorsunuz. O asrın yolsuzluğu diye ifade edilen bu yolsuzluğun görünmeyen kısımlarını açığa çıkarmak için. Buna dayanarak mı söylüyorsunuz tüm bunları? şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şu soruşturma dahil soruşturma konularının tamamına bizler vakıftık. Ama öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki her türlü iftirayı atar, her türlü gerçeğe de iftira der. Ahlak ve etik sıfıra inmiş durumda. İşte şimdi herkes ortaya çıkıyor. Yani bütün gelişmeler ortaya koyuyor. Yani biz şunu bekliyorduk. Bu açığa çıktıktan sonra insan içine çıkamazlar. Ve bazen içten içe de üzüyordum. Ne diyecekler ya? Bu kadar perişan bir haldeler. Ne diyorlar? Şu anda İşte görüyorsunuz sonuçta. inanılmaz bir şey. Yani Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Normalde İddiaları insanların reddediyorlar. iddiaları reddetmekle kalmıyorlar. Bağırıyorlar ve çağırıyorlar. Egemen Bağış'ın söylediğine bakın. Yahu senin 1,5 milyon dolar parayı sana göndermişler. Paralar resimlenmiş, kapının girişinde resimlenmiş, telefon tapelerinde konuşmalarım dinlenmiş. Bin türlü yerde resmin çıkmış, konuşman çıkmış. Hatta parayı teslim aldıktan sonra da kravatın desenini çok beğendim diye de konuşmaların yansımış. Sen hala meclise çıkıp da benim alnım açık, yüzüm ak diyorsan ya bir şey var, bir değer problemi var aramızda. Şimdi şunu merak ediyorum. Haberi sunarken, başlarken en ana habere sunduğumuz haber örneğin. Emniyetle istihbarat savcı arasında bir ya da savcı özle emniyet arasında ya da iktidar arasında bir şeyler oluyor sanki. Seçime kadar acaba operasyon yürümeyecek mi? Böyle mi anlayalım? Hani buna dayanarak mı iktidar bu kadar sizin ifade ettiğiniz şeyleri yapabiliyor? Nasıl görüyorsunuz? Bize bununla ilgili bir yorum yapar mısınız? Şimdi bizim gündemimiz, bizim önceliğimiz her iki taraftan da bağımsız. Biz AKP'ye ne kadar uzaksak cemaate de o kadar uzağız. Biz olaya bakıyoruz. Bu olayı AKP cemaat kavgası diye göstermeye çalışanların tamamı Cumhuriyet tarihi boyunca çıkmış en büyük yolsuzluk dosyasını, en büyük ahlaksızlık dosyasını, insanlık tarihinin en yüzsüzlüğünü, utanmazlığını, ar damarının çatlamışlığını kapatmaya çalışmaktır. Bana ne siz kavga ediyorsunuz? Sen çaldın mı, çalmadın mı? Sen bana ondan bahset. Bunların hepsi sana emanet edilmiş yetkililerdi. Sen dürüst, namuslu, ahlaka uygun yönetesin diye insanlar malını mülkünü sana teslim etmiş. Sen de onu almış ayakkabı kutularına doldurmuşsun. Ve dünyada görülmemiş bir şekilde ayakkabı kutusundan bir genel müdürün elinden 4,5 milyon dolar çıkar mı? Şimdi sorduğunuzda ne diyorlar? Halk Bankası bizim milli bankamızdı. Korkunç güzel işler yapıyordu da işte bu Siyonistler, işte bu Amerikanlılar, İşte bu cemaat, işte bu CHP, işte bu muhalefet. Artık herkes aynı torbaya doldurdular. İşte bu şeye milli çıkarlarımıza kötü davranıyormuş. E bir ahlaksız adam var. Madem Halk Bankası böyle bir iş yapıyordu da, Halk Bankası'nın paralarının genel müdürünün evinde ne işi vardı?
Bilmem ne bakanın hesabında ne işi vardı? Takım elbise kutularında ne işi vardı? İşte Halk Bankası raporunu yanımda getirdim. Bakın şu Halk Bankası raporu Sayıştay'ın. Halk Bankası'na gireceğiz ama ben hani biraz daha böyle bir yaklaşmaya çalışalım. Çünkü sözleriniz çok önemli. Asrın en büyük operasyonu diyoruz, en büyük yolsuzluğu diyoruz. Şimdi bu haber gibi birinci olarak ifade ettiğimiz haber gibi bir başka haber daha var. Nasıl oluşacak? Yani bu gerçekler ortaya nasıl çıkacak? Burayla ilgileniyorum aslında. AKP cemaat savaşıyla değil. Ama AKP cemaat savaşı gibi de başlayan, böyle değerlendirilen bir boyut daha var burada. O habere geçelim. Nasıl bu operasyon devam edecek konusunda şüpheler var çünkü. Ondan sonra bu boyuta, buzdağının diğer yüzüne bakalım. Şimdi emniyette de görev değişiklikleri ardı ardına geliyor. Şimdi o haberin ayrıntılarını getirelim ekranlara. Evet sevgili izleyiciler, emniyet teşkilatında aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 36 emniyet müdürünün görev yerlerinin değiştirilmesinin ardından şimdi de alt kadrolara sıra geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bugün iki müdür yardımcısının görev yeri değiştirildi. Antalya'da da benzeri görev değişiklikleri gündemdeydi. Toplum Destekli Polislik Şubesi'nden sorumlu müdür yardımcısı İsmail Öztürk'le Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu müdür yardımcısı Lokman Kırcılı görevlerinden alınıp Polis Akademisi'ne tayin edildiler. Yerlerine Polis Akademisi'nde görevli Bülent Kantar'la Cem Akgün getirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olan İsmail Öztürk'le Terörle Mücadele Şubesi'nden sorumlu olan Lokman Kırcılı bir hafta önce bu görevlerinden alınmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ise son yapılan yeni atamalarla 12 şube müdürünün yeri değiştirilerek yeni isimler getirildi. 36 emniyet müdürünün İstanbul'da görev yeri değiştirilmişti. Evet, şimdi bu habere de baktıktan sonra savcının da iki savcı daha atandı. Bu soruşturma nasıl yürütülebilir? Hani bu konudaki düşünceniz nedir? Değerlendiriyor musunuz kriz masasında bunu? Ne söyleyebilirsiniz buna? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ki belki daha öncesinden 10.000 kere böyle soruşturma yapılmıştır. Prosedürü bellidir bu işin. Yani dünyayı yeniden keşfetmenin anlamı yok. Burada yapılacak az nedir? Az sonra konuşacağız. Adli kollukla ilgili de amirlere bilgi verme zorunluluğu getirildi. Yani tüm bunlar biraz bir olanaksızlığa mı götürüyor işi? Yani şimdi böyle bir şey hukuk devletinde olmaz.